Vel habibul lezi turca şefaatü li kulli hevlim minel ehvali muktehimi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Epey zamandır şifa Şerif'in Şerif'tin tasavvufla ilgili Hazreti Ali Efendimiz'den rivat edilen hadis-i şerifle alakalı 3-4 ders yapıldı. Yani o derste çok malumat olduğu için çok zor geçtik orayı. Şerh çok vardı, malumat çok vardı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi her şey Efendimiz'e rücu ediyor. Ya yani mesele orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, tarikatı, sireti, şeriatı, sünneti bütün bunların bir özeti olduğu için işte marifet, Resul i̇şte efendim muhabbet şevk-i ilahi zikrullah sabır rıza zühd sıdk taat cihat falan bütün bunlar efendim sallallahu aleyhi ve sellem münasebetleri konuşulduğu için yani tabii şifa şerifin esas konusu kainat efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem bahseder. Bundan dolayı yine konu aynı yere rucu eder. Ve lakin e, biraz manevi e, tarafları fazlaydı. E, oradaki vasıflarının. öyle faslı yeni bitirdik. Şimdi yeni bir fasla e, geçtik. Allah-u Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavlen ve füllen, yücettiğine dair e, kısımdayız. Bu kısmın altında fasıllar var. Biz epey zaman dersleri çok takip edemedik. Şimdi inşallah bundan sonra bırakmayacağız. şifa Şerif'i devam edeceğiz. Allah hatmini de görmeyi nasip eylesin. Ee, faslun bu fasıl e, Kazı İyaz Hazretleri şifa Şerif'i yazan büyük allame Can, büyük muhaddis, büyük fakih ee, alemlerde misli yazılmamış böyle bir eser derlemiş. Bu hususta e, burada bir fasıl açmış. Fi sıfatil enbiya ve rusuli nebilerin sıfatları, rasullerin sıfatları Minkemalil, kemalil e, huluki min kemalil ve husnil huluki Burada özellikle hangi sıfatlar öne geçmiş? E, min halk yaratılış mükemmeliyeti yani fiziki sureta surete olan mükemmellikler, güzellikler işte münasebetler e, uyumlar diyelim bunlar ve husnil huluku bir de ahlak güzelliği. Bütün peygamberlerde de aynı e, mevcuttur. E, bu hususta bir fasıl açmış. Yani buraya kadarki fasıllarda hemen hemen tabi biz bu arada dersler maniler girdi, hapisler girdi, onlar girdi, bunlar girdi, çok yıllar girdi falan ama e, ta bu 2011'lerden evvel başlayan bir derstir. E, bu şifa şerif dersleri. Özellikle Mustafa İslamoğlu'nun görüşlerine reddiyelerle şey etmiştir. E, neşru nema bulmuştur. Fakat zaten e, bu dersler devam ederken Mustafa İstanbul'da inşallah e, görüşleri silinmiştir. Yani haritadan, tarihten. Yani hemen hemen Allah Teala e, kanallarını da kapattı. E, ama biz yine tabii aynı kafada, aynı görüşü taşıyan insanlar bulunduğu için mesele biz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı noksanlık istat edenlere karşı onun kemalatını izhar için yazılmış bu eser Osmanlı'nın ders kitabıdır. En büyük ders kitabıdır Osmanlı'da. Onun için bu e, hepimizin maddi manevi şifamıza vesile olacak. Adı şifa Şerif zaten. Kitabın da şeyi e Şifa bi tarik hukuk Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın adı e, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haklarını tanıtma. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimizde ne kadar hakları var ve onun ne kadar kemalatı var, üstünlüğü var. Biz Allah'ımızın beyan ettiği, hadis-i şeriflerde geçtiği kadar ulemanın beyanlarını nak nakılciyiz. Biz e, nereden anlatabiliriz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz ne tanıyalım ki, nereden tanıtalım? Yani bizim gücümüz buna yetmez. Ama e, Kur'an ve sünnette geçtiği kadarıyla e, ulemanın beyanlarına göre onu haklarını tanıtma hakkında yazılmıştır bu eser. Şimdi geldiğimiz fasılda da Buraya kadar bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de neler saydı neler saydı ne sohbetler oldu yani belki yüzlerce. O dersler hepsi iki saat, üç saat falan bir buçuk iki düşmez. Bütün bu yüzlerce saat yapılan sohbetlerde ne anlatıldı bu fasırlarda? E Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıldı. Şimdi ne yapıyor? E diğer peygamberleri de e onların da e mutlaka hem e yaratılış e efendim suret bakımından hem de manevi tarafları siret bakımından, ahlak bakımından e, hem de görüntüleri bakımından en üstün e, sıfatlara sahip olduklarını dair bir fasıl açmış. Burada çok ayet kelime şey diyor. Zaten faslın hemen hemen tamamı ayet. Sıralı okuyacak, okuyacak, okuyacak. Belki iki derste inşallah bitirebiliriz yani. E, çok teferruata girmiyorum. Çünkü peygamber kıssalarını kasasul enbiya yapacağız inşallah. Şimdi burada o Eyüp Aleyhisselam geçiyor, şimdi onun kıssasını anlatırsan sıfır kalırsın. O kitap kitabı derslikten çıkar. Onun için o kıssalara tek tek girmeyeceğim. Çünkü burada e, peygamberlerin sıfatlarının umumundan bahsediliyor, üstünlüklerinden bahsediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinde üstün olduğundan bahsediliyor. Faslın gayesi budur. İ'alem şunu bil ki diyor. Ve Allah ve yak. Arada da dua diyor. Allah duasını hakkımızda geçerli eylesin. Amin. Ve feka muvaffak eylesin. Kimin abici Kim? Allah Allah. Ta ve iyâke seni de. Ey bu kitabın kari azizi diyor. Değerli okuyucusu diyor. Allah bizi de seni de muvaffak etsin. Muvaffak ne demek? Ee, rızasına uygun amellere bizim amellerimizi uygun etsin. Herkesin yaptığı şey Allah'ın rızasına uygun değil. Rızasına uygunsa o zaman Allah seni e, ne yapmış oluyor? Muvaffak etmiş oluyor. Ama çok başarılısın şusun busun millet parmakla gösteriyor. Paralar kırıla gidiyor. Çok zengin falan falan. Ama işlerin güçlerin Allah'ın rızası üzerine değil. Allah seni muvaffak etmiş olmuyor. Türkçede başarı maşarı bilmem ne denebilir ama muvaffak kelimesi ancak rızaya uygun olanlardaki başarıya deniyor. Allah sen de beni de muvaffak etsin diye bir dua yapıyor. Hani doğru anlayışa, isabetli anlayışa, itikada düzgün muvaffak etsin manasında. Şunu bil ki diyor. Ee, enne sıfatı cemiil enbiya'i nebilerin tümünün sıfatları, vasıfları, nitelikleri var rusulü rasullerin. İşte nebiler çok 224 bin, 124 bin çok hadis-i şerifler var. Rasuller 313 olduğu hadis-i şerifte beyan ediliyor. Rasul az, müstakil şerat ve e, efendim yeni hükümler gelenler. E, nebiler geçmiş peygamberin işte Musa selamın şeriatına tabi olup yeni bir şerat, yeni bir hüküm, fetva, fıkıh değişmeyenler ama vahiy gelenler. Zaten vahiy gelmeyen ne nebi olabilir ne rasul olabilir. Hepsi vahide müşterektir. Cibril hepsine geldi. Ama Rasul ile Nebi'nin farkı budur. Bunlar hepsi salavatullah aleyhim Allah'ın salatları, rahmatı, füyüzatı, berekatı, bütün tecelliyatı onların üzerine olsun. Ee, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur bana salavat okuduğunuz gibi nebilere, rasullere de salavat okuyun. Sallu alelen bi ve rusul fe inallah ba'atuhum kema ba'atani. Allah beni peygamber gönderdi, onlar da gönderdi. Onun için onları da salavattan eksik etmeyin buyuruyor. Zaten bir salli barikte bile ne diyoruz? Kema sallayte ala İbrahim. İbrahim aleyhisselam'a salat ediyorsun. Ve ala Ali İbrahim. İbrahim ailesine diyoruz. O İbrahim Ali ailesi gibi. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde. Ve Celle Celalühü <laughs> zürriyetini kitap diyor Kur'an. Kitabın nübüvveti onun zürriyetine koyduk. Yani gelen bütün kitaplar İbrahim Aleyhisselam'dan sonra dört büyük kitabın tümü de İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde. Efendimiz Aleyhisselam da onun zürriyetinde olduğuna göre. Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da hepsi. Davud Aleyhisselam'da. Dört büyük kitap da onun zürriyetinde. Ondan sonra nübüvvet de onun zürriyeti. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelip de İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden olmayan bir nebi yok. Onun için hali Ali İbrahim İbrahim'in ailesinden maksadımız tabii ki Hacer Validemiz, Sare Validemiz ailesi eşit çocuklar. Ama onlar hep nübüvvetin temeli işte annelere. Efendimiz Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam'dan, Hacer Validemiz'den geliyor. Diğer bütün peygamberler 124000 yani İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki ee, bütün Enbiya-i Zam, Hazarat-ı Rusul-i Mennan, hepsi İbrahim-i ailesi. Onun için biz okumuyoruz falan zannetmeyin yani. Salli barik okuyan onu okuyor zaten. Okuyor da şuur meselesi, işte bilgi, kültür meselesi bir şey bilmeyene ne anlatacaksın. Şimdi pe, nebilerin ve rasullerin cümlesinin sıfatları mesela neler diyelim? Min kemalil halk, yaratılış mükemmelliği. Mesela ya burnu, gözü, kaşı, kirpiği, saçı, ondan sonra benim eli, ayağı vesaire yani yaratılış fizik fiziki özellikler. Ve husn sureti görüntü güzelliği. Suret e, görünen tarafı insanın efendim bunun güzelliği yani bir sana hayran bırakan efendim işte böyle misli yok dedirten bir güzellik tabii. E, ve ve şerefin nesebi soy şerefi. Bu çok önemli. Bütün peygamberler çok soylu ailelerden geliyor. E zaten bütün peygamberler e, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. E, İbrahim Aleyhisselam'ın şerefi Allah Teala onu en şerefli kıldığı kul. E, ondan sonra e, tabi hepsi yine Nuh Aleyhisselam'a geliyor. İkinci baba oturursa Adem Aleyhisselam'a geliyor. Onda şüphe yok. Dolayısıyla insan neslinde e, hepsi Adem Aleyhisselam'a dair. Adem Aleyhisselam Allah'ın en seçtiği, sevdiği bir nebi mükellem. Kelamla, kelama mazar olmuş. Ama işte İslamoğlu zihniyeti, evrimciler, devrimciler bunlara bakarsan ta Adem Aleyhisselam'ı da maymuna bağlarlar. E Nuh Aleyhisselam'ı da bilmem maymunun amcaoğluna bağlarlar. Çünkü adam diyor ki gerisinde diyor amcaoğluyuz diyor yani. Bilmem de birleşiyoruz. Adem Aleyhisselam babası var diyor. Şimdi Adem Aleyhisselam babası var dediğin zaman allah Teala her şeyi Adem Aleyhisselam'a bağlamış. Oradan gerisi yok diyor. Sen oradan gerisini ihtiyaç ettiğin zaman bu soy şerefi nasıl olacak? Soy şerefi nasıl bu? Hangi soyun şerefi var? Adem Aleyhisselam'ın soyunun şerefi var. Nuh Aleyhisselam'ın soyunun şerefi var. Şu anda biz bütün insanlık iki peygamberin çocuğuyuz. Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam müşterek. İki baba da hepimiz müşterek. Bütün dünyayı 8 milyar yer. Yani insanlık olarak. E sen şimdi e burada ondan geri çıkarttığın zaman bu maymun mudur, bilmem ne midir, ejderha mıdır? E hangi ma mahlukun ne çeşididir yani bu nasıl bir şeref olacak? Kim övünebilir bunlarla? intisabıyla yani. Onun için nesep şerefi, soyun şerefli olması. Ee, ama peygamberlerden sonra ayrıldığı zaman so soylarda e, şerefin kaybolduğu taraflar var. E şimdi Adem Aleyhisselam'ın hemen ilk oğlundan Kabil katil oldu. Hadi bakalım o Kabil'den gelenlere şimdi soylu şerefli diyebilir misin? Tam Adem Aleyhisselam'ın çocukları ama şerefini kaybetmiş. Neden? Babanın şerefliği duruyor ama Adam dinini imanını bozduğu için Allah Resulüne muhalefet ettiği için babası peygamber de olsa soy, soyu şerefi kaçtı. Şeref izzet Allah'a aittir. Bak Kabil'in çocukları oradan gelenler gitti öyle. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın zamanına kadar o Kabil'in çocukları hep kafir olup Nuh Aleyhisselam'a neler çektirdiler. Habil'in zürriyetine galip geldiler. Esis Aleyhisselam'ın zürriyetine galip geldiler. E, dünya niye tufan oldu? Bütün gavur oldu da işte. Kaç kişi kaldı? İşte biri vaat 8, biri 80. E 80 kişi en güçlü yani en fazla tutsan bütün dünyada 80 kişi gemiye bindi. Burada da erkek olarak 3 tane oğul var. Sam, Ham, Yafes. Yani doğuranlar. Başka erkekler varsa da ümmetinden onlardan nesil yürüme. Bütün dünyanın nesli şu an 3 çocuğundan yürüm. Sam, Ham, Yafes. E tamam Sam, Ham, Yafes mübarek. Bazı rivadelere peygamber. Peygamber olmasa da en azından Nuh Aleyhisselam'ın oğulları ve sahabesi. Kur'an-ı Kerim'de met edilen zürriyet. Ama ondan sonra yine ne oldu? Yine bozukluğa döndü. Yine kafirler başladı. Yine put put başladı. E İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına geliyorsun. Dünyada Müslüman kalmamış. Şuraya bak şimdi yine. Tufan yapılıyor. Bütün tufandan gark oluyor. Müslümandan başka kimse kalmıyor. Cudi Dağı'na gemi yerleşiyor. Orada 80'ler köyü, Seman'ın köyünde. Bak köyün adı da 80'ler. Orada iniyorlar, yerleşiyorlar falan. Mezopotamya. Bütün nesil oradan bütün dünya türer. Nuh Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın arası kaç sene? Yani olsun e, 2000 yok. E şimdi Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam zaten şuradan 5000 sene. E Nuh Aleyhisselam kendi ömrü zaten 1000 sene. Yaşadığı süre 1250 yani. Nübüvvet süresi sırf ümmetiyle uğraştığı 950 sene Kur'an söylüyor. İnkar eden kafir olur yani. Ayet de var. Şimdi hemen peşine yine bozulma süratle yayılıyor. Dünyada bir gavur yokken dünyada bir Müslüman kalmıyor. İbrahim Aleyhisselam döneminde. Sare validemizle evlendiğinde Nemrud'un ateşinden kurtulduğunda Harran'dan Şam'a hicret ettiğinde ne diyor? Bukhari hadisinde sahihte İnnevlem yapka alel arzü Müslümun gayri, gayri ve gayru ki. Ey Sare Allah'a inanan Müslüman tevhid ehli puta tapmayan benden ve senden başka dünyada bir kişi daha var yok. O sahih hadis. Bir kişi yok. E nasıl bozulma ne kadar? Yani düzelmek ne kadar zor, bozulmak ne kadar seri ve kur, hızlı. Şu andaki nesli de görüyorsun. 15-20 senelik bir internet nesli türedi. Şu vaziyete bak, şu bozulmanın yani ne bileyim yani binlerce senedir olmayan kadar örfsüz, adetsiz, kültürsüz, seviyesiz bir acayip mahlukat çıktı yani. İnsanlar birbirini kesiyor, doğuyor yani. E şimdi, işte böyle seyrettiklerine hemen adapte oluyorlar. Böyle. Kötülük çabuk bulaşıyor. İyilik çok zor geçiyor. Onun için şeref, soy şerefi. Soy şerefi sadece senin soyunun seyit olmak, peygamber sülalesi olmak, şerif olmak, Hasan'dan gelmek, Hüseyin'den gelmek, e, Rıdvanullah'ın mecmuin hazaratı veya sahabe çocuğu olmak, ensardan gelmek, muhacirden gelmek veya işte ne bileyim ki Ha Yahudiler Hepsi soyların çok koruyorlar. hem de anadan dolayı koruyorlar. Şimdi öbür rivayetlerde kim şehit, kim şerif bazı kere ihtilaf çıkıyor. Ama onlar acayip şecerlerini takip ettiler. Var mı şerefler? Şeref şeriflerin yok. Niye yok? E çünkü sen İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın çocuklarısın. 12 kabileyi de koruyorsun. Hepsini biliyorsun. Ama Allah'ın kitabın tarif etmiş. E, ecdatlarınız peygamberleri öldürmüş kitapları değiştirmiş, dinsiz kitapsız olmuş. Uzeyr Allah'ın oğlu demiş, müşrik olmuş. Dolayısıyla melun olmuş. Bütün Kur'an-ı Kerim onların lanetli olduğunu söylüyor. Demek ki soy şerefi yolundan gitmezsen dölünden gelmek sana bir şeref getirmiyor. İkisi birleşirse tabii ki yolundan gidersen bir de soyundan gelirsen şeref üstüne şeref katlanıyor tabii. Ama peygamberler zaten hep birbirinin yolundan onda şüphe yok. Hak üzereler onda şüphe yok. Bununla birlikte hep geçmiş e, peygamberlerin soyundan ve kavimleri içerisinde de soylarında zina geçmemiş. Soylarında bir kopukluk olmamış. Nesep e, şimdi şöyle bir şey tanınmayınca bir adam Allah tanınmayan bir adama peygamberlik vermiyor. Niye? Çünkü biz burada bir memleketteyiz, bir kariyede, bir kasabadayız. O zamanı düşünelim. Bir adam yabancı dışarıdan gelip de yani Allah peygamber olacaksa gönder diye böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü tanımadıkları için. Anası kim, babası kim, dedesi kim? Soyu sopu belli mi, şecereli mi? Ondan sonra e, güvenilir mi, dürüst mü? Hiç yalanı denenmiş mi? Bir yanlışı çıkmış mı? Bir hainlik etmiş mi? Birine bir şeyi var mı? Bütün bunlar kendi aralarında büyüyen insan için geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene Muhammedül Emin diye sallallahu aleyhi ve sellem kendileri emin demişler. Bütün bakıyorsun kavminden gönderdik diyor. Bütün Kur'an Ehahum <laughs> Salih, Ehahum Huden Kardeşleri Hud'u, kardeşleri Salih, kardeşleri Şuaybi İlhamedden Ehahum Şuayben Kardeşleri. Niye kardeşleri? Toplum kendi içinde büyüttüğü bir insan olarak bildiği için bunama var mı? Hezeyan var mı? Mübalağa var mı? Ara sıra atmasyon var mı? Abartı var mı? Kabartı var mı? Ha, şimdi Bunlar güven sarsıcı şeyler. Adam e, yani böyle hikaye, fıkra anlatan, ahihi, e, hafif meşrep, bir tipler olursa, şekiller olursa, kırkından sonra da peygamber oldum derse, e, şimdi bu adama toplum ne gözle bakar? Ama toplum tanıdığı ve bildiği kendilerinden olan bir insanın e, nübüvvet yaşına kadar ki ekseriyette kırkta verilmiş ekseriyen biyaya, e, şimdi 40 yaşına kadar her türlü deneyim sabit olduktan sonra ben Allah'ın elçisiyim dediği zaman ya, dur, bir duruyorlar yani. Bir duruyorlar. Neden? Cık, yanlışını görmedik, yalanını duymadık yani. Bu adam niye şimdi uydursun kırkından sonra? E zaten vasıfları, vakarları, heybetleri, adaletleri, dürüstlükleri, cömertleri saymakla bitmez. Bütün güzel huylar Enbiya'da toplamış. Hepsi de Muhammed Mustafa'da toplamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun için soy şerefi çok önemli gönderildikleri toplumda o aile hangi aileden gönderiliyorsa o ailenin gerisi bütün belli. Mesela öyle bir aile var. Soyunda bir karışıklık var yani. İşte neyse adam gitmiş nereden ne bir çocuk peydalamış veya adam yokken kadın peydalamış bilmem ne. Böyle soylar var tabi kabilelerde. Ama peygamberlerin hepsinin soyunda bir tane acaba yok. Bütün toplum nezdinde soy ağacı sabit olacak. Ve o ailede en büyük mesele fuhuş ve zinanın olmadı. Hiçbir peygamberin e, annesinde ve hanımında fuhuş yoktur. Kafir vardır. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafirdir. Haşa fuhuş yoktur. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafiredir. Ve cehennemliktir. Kur'an söylüyor. Ama asla fuhuş yoktur. Hiçbir peygamber hanımı zina yapmamıştır. Anası da zina yapmamıştır. Babası da zina yapmamıştır. Bütün peygamberlerde soy şerefi korunmuştur. Çünkü ne de? E, kafirlik başka bir şeydir. Soy işi başka bir şeydir. Burada nesep e, muhafazası garantisi verilmiştir. Ama iman garantisi verilmemiştir. E, kafir olanlar olmuştur. E, çünkü onun kafir olması şahsi cürmüdür, mesuliyetidir ve balidir. Ama soy o peygamberin çocuklarına da sirat edip oğlana, kızlarına da geçme tehlikesi olan bir efendim fuhuş, bir soysuzluk getirir, nesebi koparır. Onun için fuhuş yoktur. Bu garanti. Nesep şerefi. Sonra ve huznil huluk, güzel ahlak. Bu güzel ahlak olmazsa olmaz. Bir tane kötü ahlaklı peygamber Allah göndermemiştir. Hiçbir kötü ahlaklıdan peygamber olmaz. Şefkat, merhamet, adalet, ne bileyim işte vefa, şunlar bunlar. Ah, sözde durmak bunlar bir güzel ahlak. Güzel ahlak kıyamete kadar sayılacak kadar e, şubeleri vardır. Ama bunların e, bir değerler manzumesidir bu. Zaten biri olmayan da öbürü de olmaz. Mesela cömert olmayan cesur olamaz. Cesur olmayan cömert olamaz. Dolayısıyla e, her cimri korkaktır. Her korkak cimridir mesela. Bunlar hep kaidelerdir. Bu kaideler asla tekallüf etmez. Şu anda da bak şu anda da durum öyledir. Çünkü neden? Parayı vermekten korkuyorsa düşmandan daha çok korkar. Para ki en zor verilecek şeydir. Parayı vermekten korkuyorsa canı da Allah için ver. Ağzı gerek adam canını vermeyi paradan bile tercih eder, öleyim de param kalsın der, sanki öldükten sonra para kime yarayacaksa. Böyle de saçma sapan mantıklar vardır. Çünkü nefis adama der ki, aman param dursun da canım gitse. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ama o tip adamlar var. Paraya öyle şey diyor. Onun için güzel ahlak, birbirine bağlı şeyler, birbirini gerektiren şeyler. Artık diyor, cümle güzellikler. Yani bu güzelliklerin sonu yok. Bütün bunlar ennenin haberi geldi şimdi. Benim dersimi ibareden takip et. Şifa-ı Şerif çok zordur ibareleri. Şifa-ı Şerif çok üstün derece Arap fesatında zirve bir kitaptır. Onun için çok şehirler yazılmış üzerine. Enne sıfatiden geliyor. Bütün bu enbiyanın ve rasullerin sıfatları nedir? Haber ararlar şimdi bizim şeyler. Nedir deyince haber edatı yani talebeler mollalar bu dersleri yarın dinlerlerse zor bulurlarsa mana zor burası. Hiye hazihi sıfetü. Haberi bu. Bütün peygamberlerin güzel sıfatları nedir? Hiye ancak onlar hazihi sıfetü. Sıfatü de var bir İşte bu sıfatlardır. Müfret olsa cins tutuluyor. Bu sıfatlardır. Hangi sıfatlar? Geriden beri bu kitabın dersine başladığımdan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tek 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 fasıl açtım ya diyor. Ne olacak? Bizim geri derslerin tümünü dinlemen lazım. Ha o derslerden anlatılan ne kadar üstün sıfat saydı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne saydı şimdi? Nezafet, temizlik, efendim, taharet, hoş kokulu olmak. Hiç kötü kokan adama peygamber diye millet yanaşır mı yani? Kötü kokan kaçarlar. Niye soğan yemedi, sarımsak yemedi? Haram mı? Değil. Bir melekler kaçmasın, iki insanlar. Devamlı görüşüyor. Onun için temizlik, ondan sonra akıl üstünlüğü, zirve, zeka, fetanet, efendim fetanet yani kimsenin anlamayacağı işleri idrak edebilme, derin anlayışı. Sonra fesahat, düzgün konuşmak. E düzgün konuşmadan kim ne anlayacak? Yarısını anlar, yarısını anlamaz. E ondan sonra belagat, Ondan sonra efendim soy şerefi, menşei, kaynağı, yetiştiği aile, ondan sonra güzel ahlak, hep bunlar Efendimiz hakkında tek tek sayıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra hilim, vakar, heybet, acele etmemek, taşkala telaşa düşmemek, ondan sonra efendim bunlar geri ki baplar. cömertlik, sehavet, ihda, göz yummak, bazı şeyleri açmamak, deşmemek, Allah için olmadıktan sonra nefsi için işi karıştırmamak, affetmek, saf etmek, örtmek, kapatmak, onun zaman husnu işret, güzel geçinmek, hanımıyla, çocuğuyla, komşusuyla, ortağıyla, aldığıyla, sattığıyla kimse, bir kişi şikayet edemez. Geçimsiz diyemez yani güzel geçinmek, ondan sonra şefkat, acımak, merhamet, vefa, işte üç gün bir yerde söz veriyor, üç gün duruyor. Adam unutmuş. Üç gün sonra hatırlamış, gelmiş. Yani hatırlamış da zaten yoldan geçerken rastlamış o sözleştikleri yere yani. Yoksa zaten üç gün sonra kim durur demiş, gitmemiş ki. Sonra yolu düşmüş, bakmış üç gün sonra. Bakmış orada duruyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Aaa, sen hala duruyor musun? De öyle sözleştik demiş. Üç gün Şimdi böyle bir şey tarihte var mı ya kimsede ya? Yarım saat bir saat durmaz adam ya. Sözünde durmadı arkadaş. Benden geçmiş olsun. Hoşnu vefa, tevazu, efendim yerde yemek, kimsenin üstüne çıkmamak. Ondan sonra efendim ben işte kuru et yiyen kadının oğluyum. Korkmayın benden işte efendim titreyenleri teskin etmek. Ya ben melik değilim, kral değilim, versin gibi insanım. Yaklaşımlar, Çocuklara ona göre, büyüklere ona göre, yaşlılara, kölelere elinden tutanın davetine icabet, adalet, emanet. Zaten güvenilirlik bu Cehil'ler bile emin diyor. Herkes malını mülkünü ona teslim ediyor. Yani bunu zaten gav gavurun güvendiği bir insan artık yani Müslüman ne konuşuyoruz? Ondan sonra efendim samt, sükut, yani az konuşmak bu çok önemli bir sıfat fazla konuşan geveze insanın asla toplumda heybeti olmaz. Yerine göre konuşacağız. Lüzumlu yerde lüzumlu kadar konuşacaksın. Anam var mı diyelim babam da var demeyeceksin. Gevezeliğin lüzumu yok. Neden? E, bir heybet tesis etmen için bir saygınlığın olsun. Evet ama çaçara gibi konuşuyor derler. Ondan sonra da hiçbir lafın itibarı olmaz. Sü Sükut durmak. Ondan sonra efendim züht. Dünya karşı soğukluk. Dünyanın garibetleri, hazineleri gelmiş bütün millete dağıtıyor. Kendi aç yatıyor. Kendi aç yatıyor. Kaç gün yiyecek bir şey bulamıyor. Çoluk çocuğu efendim aç. Ondan sonra bütün fukaraya, sahabenin hepsini hesabı sofraya dağıtmış. Kendine bırakmamış. Onda hakkı var orada. Zühd. Sonra Allah korkusu, yarabbim, mübarek göğsü tencere gibi kayar. Namaz kıldığı vakit sahabe-i diyorlar ki yanında durursan tencerenin fokurdaması gibi içi fokurdardı. Namazda Allah korkusunda. Bizim de fokur diyor da biz de aşırı yemekten tıka tıkamaz. Namaza da durdurur mübarek et. de teravide geğiren geğirene. Geğiren gene. Çünkü şişirttiler. İşi şişirtti. mide mideyi şişirdi. Üçte bir doyuracaksın diyor. Üçte üç yiyor adam. Ondan sonra teravih zaten. Teravih olmasa zaten sahura sağ çıkamayacak yani. Allah'tan teravih kılarsa belki bile hazmetleri. Hep şimdi onun namazındaki içinden ne sesleri geliyor, bizde ne sesleri geliyor. Yani. Onun için arkadaşlar, şimdi bu kadar sıfatı biz saydık. Kullan hepsi kaç ders var Yunus? Hemen hemen. Tespit edebildin mi bugüne kadar şifa derslerinin rakam? Belli diyorsunuz ama. Evet. Uğraşıyorsunuz. Yani eskisiniz 74 Lale Gül TV diyorsun. Evet. Yani radyoyu demiyoruz. Çünkü radyo 12-13 seneye gitti. TV 4,5-5 senedir. TV'den beri 74 falan ders diyor. Şey edildi. Ondan çok gerisi var yani. Çünkü biz bu dersi 2000 zannedersem onlarda 11'lerde de yapıyorduk. Dolayısıyla 20 sene şey 10 seneyi geçmiş. 10 seneyi kesin geçmiş bir ders. Tabi aralarda hapisler, süreçler, çok maniler çıktı tabii. Ama elhamdülillah yine başladık, devam ediyoruz. E bu derslerin tümü bunu anlattı işte. Onlar geri geriye 74 ders. Şu anda cübbelamca.tv'de atılmış. Yok. 74 ders sıralı. Reklam yok, üyelik yok, para yok, bir şey yok. Hiç reklam, YouTube'a, YouTube'a girmek istemiyorum. Reklam görmek istemiyorum. Ben sana reklamsız olarak site kurmuşum hizmet edeyim diye. Reklam yok işte. 74 ders sıralı. Sıranı dersini takip et kardeş. Yarın da itikat dersler var. O da sıralı koyuluyor. Tergibi tergibi hadis dersi o da koymuş. Tamam. E, bizi sen ne işin var reklamla YouTube, YouTube. Ayrı kanallar herkes küçük küçük kesimlerini atıyorsun. Çünkü adam bir saat iki saat dinlemiyor gençler insanlar. E üç dakikalık beş dakikalık mecbur kesiyorsun atıyorsun ki halka ulaşsın diye. Sen istene adam kilmez ki. Ama sen ilim meraklısıysan yani reklamsız arıyorsan bunu e biz sana o hizmeti de veriyoruz bir kuruşsuz yani. Ne yapalım yani? O amca nokta tipi de Hiçbir re engel, reklam, hiçbir şart, kayıt yok. Gir orada dersleri takip et. Buyuruyor ki yani, şimdi niye oraya atıf yapıyorum? ve Mecburen ben şimdi onları nasıl anlatayım sana ya? Yani? Yüzlerce saat o. Bu sıfatlar diyor, benim diyor, bu kitabın başından buraya kadar demin saydığım fasıllardı. Demin işte beş on örnek saydım, demin sıralı saydım, efendim sallallahu aleyhi ve hakkında. O saydıklarım hepsi fasıl. O fasılda orada ayetten hadisten örnek getiriyor. Ayetten hadisten örnek getiriyor. Her fasılda ayetten hadisten siyerden örnek getiriyor. Konu bu. Şimdi diyor bütün nebilerin ve resullerin salavatullahi aleyhine binalim ve ecmain hepsini toplarsan e, hepsinde ne kadar üstün sıfat var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, geriden beri neler saydıysam her peygamberde o sıfatlar var diyor. Çünkü o sıfatların olmaması düşünülemez. Her peygamberde var. Niye var? Çünkü enneha, o sıfatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için deminden beri saydığımız örnek yani örnek olarak hasır olarak değil çünkü daha dolu fasıl var. Ee, örnek olarak saydığımız hepsi e nasıl olmayacak? Sıfatül kemal hepsi üstünlük sıfatları. Biri olmasa vefasız. Nasıl bir peygamber vefasız olacak? Adaletsiz. Nasıl olacak? Cimri. Nasıl olacak? geçimsiz. Nasıl olacak? Huysuz. Nasıl olacak? Fiziği bozuk. Nasıl olacak? Millet kaçar ya. Allah insanları cennete çağırıyor yani. Öyle bir peygamber göndereyim. Kimseye de onu sevdirmeyeyim. Hepsini cehenneme göndereyim. Böyle bir hikmet olur mu şimdi? Allah Teala herkesin gördüğünde seveceği, beğeneceği her türlü vasfıyla mükemmel bir zata nübüvvet veriyor ki inadına inkar eden cehenneme hak etsin diye. Mazereti kalmasın diye. Bunların hepsi üstün sıfatlar. Onun için bütün peygamberlerde de hepsi mevcut. Ekim'de ne kadar üstünlük? Hepsinde eşit mi? Değil. Eşit değil. Ama hepsinde mevcut mu? Fiziği güzelliğinden tut. Bütün üstün ahlaka kadar. Hepsi var. Niye var? Yani bütün peygamberlerin sıfatları da Yahudi sıfatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında anlattığım fasıllarda neyse o sıfatlar onlarda da var. Niye? Ne sıfatül kemal? olgunluk sıfatı üstünlük sıfatı. E şimdi vel kemalu mükemmellik dediğiniz Arapçadır, Türkçeleşmiş. Kemal Arapçadır, Türkçeleşmiş. Ama bu tam Türkçesi işte olgunluk, üstünlüklerin zirveye ulaşması, doruk noktası. Hani öyle kelimeler kullanayım ki içinde Arapça olmasın da bari Türkçe diyebilirim. Geri kalan küllün Arapçayla Arapça gidiyor. Çünkü <laughs> bütün kelimelerimiz çoğu Arapça Farsça ee, yani ama tam Türkçe bana anlat hoca ben 15 yaşındayım 20 yaşındayım Kemal diyorsun bizim Kemal amcayı zannetiyorum. Mükemmel diyorsun bilmem ne zannediyorum. Ben anlamıyorum diyorsan onu söylüyorum sana. Kemal sıfatlar ne demek? Sıfat nitelik demek. Özellik demek. Kemal ne demek? Olgunluk. Yani üstün niteliklerin doruk yapmış, zirve yapmış. Tepe noktası bir tek nokta kelimesi Arapçalı. geri kalan hep Türkçe ile idare ettim sizi yani. Ama zor. Bu lük ateşi çok zor. Şimdi. Vel kemalu mükemmellik işte. Demin anlattım. Ve temamu. Tamam da Arapça. Tamamlanmak. Yani noksan olmamak. Noksan da Arapça. Ama biz ne diyoruz? Burada? Eksikliği olmamak yani. Türkçesi eksiklik. Sonra. El beşeriyyu. Beşeri tamamlık. Tamamlık ne demek? Hiç eksiği yok demek ama eksiği yok ama bunun şeyi var mı, derecesi, mertebesi var mı? O var. Ama noksanlık yok. Çünkü ne de? Noksanlık demek, e, kemal olmamak demek, mükemmellik olmamak demek, eksiklik var demek. Hiçbir peygamberde hiçbir noktada eksiklik olmaz. Ama tamam demek, tamamın mertebeleri var. Şimdi sen İbrahim Aleyhisselam'daki hilim sıfatıyla Musa Aleyhisselam'daki aynı diyemezsin şunda şüphe yok ki Musa aleyhisselam sert mizaçlıydı. Ama Allah için olan şey. Vasfı düzgün, mükemmel ama hilim sıfatında hangisi üstün? İbrahim aleyhisselam üstün. Hangisi üstün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstün. Çünkü hilim yani acele etmeme ve sinirlenmeme şeyinde. Ama Musa aleyhisselamda da hilim sıfatı var mıydı? Vardı. Ne manada? Vakar, heybet, böyle işi araştırmadan hurra gidelim üstüne öyle bir şey yok tabi. O iş. o iş sana bana mahsus taş kalan işler onu yapmaz onda da hilim var vakar var oturaklılık var duraklılık var, in var inceleme var ama e, burada zirve Efendimiz Aleyhi ve İbrahim Aleyhisselam'da yani kendi içinde tasnif var ama hiçbir peygamber hiçbir mükemmel sıfattan da yoksun değil o da ayrı bir dava mükemmellik ve beşeri üstünlük bir beşerde bulunacak, bir insanda bulunabilecek, düşünülebilecek. Artık son nokta, tamamı erme. Vel fazlül <laughs> cemî'ü üstünlüklerin tamamı mecmu halde, müctemi halde bir arada Şimdi Bakıyorsun bir adama, adaleti var, cesaret yok. Bir yakıyorsun bir adama, cömertliği var, abdesti yok, namazı yok. Bakıyorsun bir adama efendim merhameti var insana, hayvana efendim Allah'a itaati yok. Şimdi toplanmıyor. Ama bütün üstünlükler mükemmel bir vaziyette toplu halde lehüm peygamberler, nebiler ve rasuller hazaratına mahsustur. Salavatullahi teala aleyhim. Allah'ın bütün salavatları, rahmetleri, bereketleri onların üzerine olsun. Amin. İz çünkü rütbetüm peygamberin rütbesi. Bak rütbe de Arapça, mertebe, mertebe de Arapça, derece, derece de Arapça. Kademe, kademe de Arapça. Ne yapacağız abi? İşte yani. Onun için e, biz e, Arapça Farsça ile mezç olmuş bizim sağımız Ama tabii yeni nesil biraz tabii yok kültürel seviyesi noksan anlayamıyorlar yani. Onların rütbesi, e, makamı Arapça ki Arapça. İtibarı Arapça. Bak 10 tane lügat sayıyorum. Çıkamadık daha bir tam Türkçe şey. Görüyor musun? O için e, mutlaka gençliğimiz e, ecdadımızın dilini, lügatlarını öğrenmek zorundalar. Yoksa itikattan, fıkıhtan, amelden nasipleri az olur. Kelime, kelimede takılırlar zaten. Manayı nasıl anlayacaklar? Menzile Arapça. Onlar rütbesi ama rütbe tam Türkçeleşmiş yani artık. Askerde rütbe var, şurada rütbe var. Tam Türkçeleşmiş ama rutebi, cemisi rutep geliyor. Rütbelerin en şereflisi nübüvvet ve risalet. Yani peygamberlik ve el, Allah'ın elçisi olma mertebesidir. Bunda üstün bir rütbe Allah hiçbir kuluna vermemiş. Meleklerden de bile üstün olur. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinin de üstün olur. Musa aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamdan üstün. Lut Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan üstün. Düşünsene. Çünkü peygamber olduğu için. Ama normal bir veli Abdülkadir Geylani Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değil. Peygamber olmadığı için. Ama meleklerin evliyasından insanların evliyası üstün. İmam-ı Rabbani meleklerin bütün en üstün makamlarındakilerinden üstün. Ama hiçbir veli meleklerin peygamberinden üstün değil. Ama insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstün. Onun için Allah Teala peygamberlik, nübüvvet ve risalet verdiği zaman bir kuluna ondan üstün bir rütbeyi hiçbir mahlukuna vermemiş. Melekler dahil. Ee, ve deracatü onların dereceleri nebiler ve rasuller hepsi beraber. İlla rasul olma şartı yok. Çünkü rasuller 313 kadar sınırlıdır. Öbürleri 124 bin, 224 bin e, kesin konuşulamakla beraber hadis şerifte 124 bin, 224 bin geçiyor. Daha da fazlası olabilir buyuruluyor. Bu sayılar verilmiş. E, nebiler hakkında. ki umumi peygamberler. Onların hepsinin dereceleri, derecelerin en yücesidir, en üstünüdür. Onlar hepsi de meleklerden üstün. Danyal aleyhisselam diyorsun. Kur'an'da ismi bile geçmiyor. Ama Danyal Nebiyullah e, Cebrail aleyhisselamdan üstün. Yuşa aleyhisselam diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de zamiri geçiyor. Hızır aleyhisselam kıssasında Kehf suresinde zamiri geçiyor. ismi geçmiyor. Yuşa aleyhisselam kesin nebiliği olduğu için sayı hadiste. Yuşa aleyhisselam Mika aleyhisselamdan Cebrail aleyhisselamdan üstün. Derecelerin en üstünü. Çünkü nübüvvet şerefi peygamberlik verildiyse bir kula ondan üstün derece yok. Onun için me melekler de ondan üstün olamıyor. Peki gelelim noktamıza, nokta atışına gelince. Bu peygamberlerin hepsi eşit seviyede mi? Peygamberlerin kendi aralarında taftil e mertebe farkı var mı? İşte İslamoğlu bunu inkar etti. Niye inkar ediyor? Tabi bunu Bundan evvel de 400 sene evvel de Mevlid'i yazarken e, efendim Süleyman Çelebi Hazretleri zamanında da biri bunu inkar etti hocanın bir alimin Ulu Cami'de vaaz ederken onun üzerine Mevlid'i yazdı işte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem anlatmak için. Bu hep böyle eskiden beri şaz olaraktan böyle hocayım geçinenlerden bazıları çıkartmış bu işi. Niye dayanıyor? Hiç, duvara bile dayanmıyor. La <laughs> nüferriku beyne hadim bir rusule. Amen ar diyor ki Rasullerin arasında hiçbir ayrım yapmayız. İman bakımından ayrım yapmayız. Hepsine inanırız. Hepsi Allah'ın peygamberi ona inanırız. O onu söylüyor. Ne, ne biliyorsun onu söylüyor. E başka ayeti biliyorum. Sen bir ayet okuyorsun ben sana kaç ayet daha okuyorum çünkü. Bir şey bilen öbürlerini bilmeden mana veremez. Bir şey bir konuda diğer delilleri bilirsen konuşabilirsin. Ne öbür adde? yufarıkule <laughs> beyin Allah ve Allahla peygamberlerin arasını ayırıyorlar diyor. Şimdi evet. ayrım yapıyorlar diyor. Bak şimdi orada. Burada da ayrım yapmayız diyor Ahmed Rasulü de bize bizim Müslümanların sözü olarak söylüyor. E ayrım yapanlardan ne bahsediyor? Ve ne? ve yuridune yufarıku beyin Allah Rasulü. Allah ve arasını tefrik etmek, ayırmak istiyorlar. Devamı veya kulüne bir <laughs> bi ve nekfuru bi ba'dın. Bu ayrımdaki maksat ne? Şuna inanırım, şuna inanmam. Musa'ya inanırım, İsa'ya inanmam. İsa'ya inanırım, Muhammed'e inanmam. Salavatullah ala nebiyil al-mecma'in. Bak. Ulakömül kafir honaka. Birine inanmayan hepsi diyor katıksız kafirdir. Hepsine inansa da Müslüman olamaz diyor. Bak. Ayrım nerede? İnanırım, inanmam da ayrım yapmıyoruz. E fazilette ayrım var mı? Var. E nereden biliyoruz? E o da ayette. Ayet ayetle çelişir mi? Çelişmez. O zaman sen senin kafan çelişmiş. Doğru yanasana. Tilker Rusulü bak onu okuyor şimdi. Ve lakin Allah ba'dahum. Lakin Allah faziletli kılmıştır. Ba'dahum e, peygamberlerden bir kısmını kim üzerine ala bazı. Bazısının bazısından üstün kılmış. E, delilin var mı? E, Bekara suresi 253. ad-i kerime. Kale te allah Teala. allah Teala ne buyurdu? Tilker Rusulü bu Resuller var ya bu Orada özellikle rasuller diyor. Yani 313 olan rasuller. Faddalna biz çok üstün kıldık. Bazahum. onlardan bazısını ala bazın diğer bazı Sen şimdi efendim 313 rasul var. Ondan sonra bu rasuller içerisinde efendim bir defa kendi arasında taksimat var. Ülül azim var 5 tane. Diğer o 5 taneye diğer 300 e 13'ten efendim işte 5 düş. 308 e, 308'de efendim. Değil mi? 308 ediyor 5 koyarsan 313 edecek. E şimdi bu 5 işte İbrahim Aleyhisselam, eee Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ondan sonra e, Nuh Aleyhisselam 5. Bu tarafta Kaldı 308. Fasbur ki mazabara ulul azmi mine rusulü diye rasullerden de ulul azim diye bir mertebe çıkartıyor. E ulul azim 5. Öbür 308'i toplansa ulul azimden bir tanesinin makamına gelebilir mi? Gelemez. 13'ün de diğer 330'u toplansa nebilerden onlar da hepsi bir rasullerden birinin efendim tahtına gelemez. Yani müstakil şerat ve hükümler gönderilen nebiler mesela e, Davud aleyhisselam mesela Süleyman aleyhisselam bunlar diyelim Rasul Kur'an-ı isimleri zikredilenler Rasul 313 gün içinde ama hiçbiri İbrahim aleyhisselama mü mümasil olamaz yani o beşten birine mümasil olamaz demek ki bu mertebeyi kim yapmış Allah-u Teala kendi yapmış Kur'an'da Rasulleri bile diyor birbirinden üstün kıldık ve ee, Yine ayet kerimesine buyurur? ala ilmin alemin. Bu da Duhan suresinin ayet kerimesidir. Ee, 32. ayet kerimesinde. Elbette biz onları seçtik. Şimdi bu hümün zamiri nereye gidiyor ne, Bazı alimler e, peygamberlere gidiyor, nebilere gidiyor diyor. Ama esas e, yukarıdan beri Beni İsrail, İsrail oğullarını zikrediyor. İsrail se seçtik diyor. E seçti tabi. Ala ilmin ben rastgele iş yapmam diyor. Ben onların içinde bu kadar yüz binlerce peygamber göndereceğimi bildiğim için çok kıymetli peygamberler, rasuller geleceği için çok sahabeleri kıymetli zevat-ı kiram olacağı için bile bile seçtim diyor. Kimin üzerine? Alel alemin. Bütün alemler üzerine. Hangi alemler? Bizim ümmet müstesna. O çünkü bütün ayet hadislerde küntüm hayral metin en hayırlı sizsiniz diyor. Çelişki olmaz. Onların dönemlerinde bulunan alemler üzerine. Yani Beni İsrail'in peygamberleri var iken ki İsa Aleyhisselam da Beni İsrail peygamberidir. Ondan sonra zaten Efendimiz'e kadar arada peygamber gelmedi bir daha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra daha da gelmeyecek. Dolayısıyla bu işin son noktası İsa Aleyhisselam'da dayanıyor. İsa Aleyhisselam'a kadar nebiler geldi. Hep İsrail geldi hepsi de. Onun biz onları seçtik diyor. O toplumu da seçtik. E niye? E şimdi sana peygamber gönderiliyorsa özel muamele yapılıyor demektir. Ama sen o peygamberi öldürüyorsan, inkar ediyorsan, kafir oluyorsan o zaman da özel muamele yapılıyor. Neden? Nasıl ki e, alemlerin en üstünü bizim ümmete kadar İsrail oğullarının Müslümanlarıysa Kur'an-ı Kerim'de çok bundan bahseder. Ve faddallâküm Sizi alemlere karşı üstün kıldım diyor. Ey İsrailoğulları diyor bütün Bekara suresinde. E, niçin? İçlerinde peygamberler var. Dolayısıyla sahabeleri var. Ona inananlar da sahabe oluyor. E, çok abitleri var, zahitleri var. Mağaralarda ömürlerini Allah ibadete geçirmiş insanları var. Bunlar çok kıymetli. Ama peygamberlerin kitabını değiştirip yolunu bozanlar, peygamberlerine karşı çıkıp katleden Yahudiler yine onlar da Beni İsrail. Onlar da İsrail olur. Onlardan oluyor usura iki taraflı kesiyor. İman edip tabi olanları bütün alemlerden, kendi dönemlerindeki bütün alemlerden üstün oluyor. Yani diğer ırklardan, diğer milletlerden üstün oluyor. Ama inkar edenleri de diğer hepsinden kötü oluyor. Neden? E çünkü ona peygamber kitap gönderilenle gönderilmeyen bir olur mu? O bile bile inkar etti. Onun için onların da azabı, gazabı, Allah'ın bütün lanetleri لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي اِسْرَائِلَ عَلٰى الْسَانِ دَاوُدَ اَعْسَبْنِ مَرْيَم Davud Aleyhisselam da bu İsrailoğullarına lanet etti diyor. Meryem'in oğlu İsa da bunlara lanet etti diyor. Bütün Allah'ın laneti bunların üzerine olsun diyor. Kim onlar? İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye gelen 12 bin Yahudi. Onlar da İsrailoğlu. Ama pek yeni gelen peygambere kazan kaldırıyor. Bunları bilmezsek hiçbir şey bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'de bu adetler var. Biz seçtik diyor. E seçtik ne demek? Ala ilmin biz ilim üzere seçtik. Rastgele seçmedik. Allah Teala'nın kimsenin kısmı değil, e, efendim tünürü değil aşağı. Beni İsrail'in Allah Teala ile de özelliği var. Mahluk olmak bakımından hepsi hepsi onun mahluku. Ala ilmin onlarda çok peygamberler, cevherler, nice sahabeler, nice mücahitler eski ümmetlerde bunları biz bildik. Bildiğimiz onları seçtik. Halel alemin, bütün alemler üzerine. O ümmet bile alemler üzerine seçiliyorsa, ya o ümmetin peygamberi, diğer ümmetin peygamberinden seçilmez mi? Peygamber haydi haydi seçilmiş oluyor. O ümmete gönderilince. E biz ümmet, en hayırlı ümmetiz. E en hayırlı ümmet biz nasıl oluyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? En hayırlı peygamber olmasa. Mantık mı şimdi bu? Bizim ümmete diyor ki, bütün ümmetlerin 70 ümmet geçmiş sizden önce en hayırlısı Allah katında sizsiniz diye. bu ne demek? E peygamberiniz de diğer pe onların peygamberinden daha üstün ki bu üstünlük ümmetine de sirat ediyor. Senin üstünlüğünden peygamberine geçmiyor. Peygamberinin üstünlüğünden sana bu hayırlılık geçiyor. Bunları böyle biletsek, dersimizde faslımıza başlamış olduk. Bundan sonraki derste peygamberlerden baş. Çok güzel bir ders var önümüzde. Tatlı tatlı böyle. Musa Aleyhisselam'ı tarif ediyor. Fiziki özelliklerini. Adem Aleyhisselam fiziki özellik Böyle az az yani. Değinmiş yani. İşte İsa Aleyhisselam fiziki özellikler işte. O sonra diğer peygamberlerdeki hasletler, faziletler, meziyetler. Böyle bayağı bir ayet, ayet, Onlarca ayet peş peşe getirecek mübarek zat. Toplamış. O ders önümüzdeki salı saat 8.30'dan sonra inşallah Rabbim e, maddi manevi Şifaların kaynağı olan şifa Şerif dersinde buluşmamızı müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillah Rabbil alemin amin.